Voli bir sorunsalı. Hepinize selam dostlar, ben Tao. Voli bir sorunsalında sizlerleyim. Karşımızda set var. Klasik çift taktiği atacağım. Girdim rünleri sağ tarafta görebilirsiniz. Hesabımızın 4. yerleştirme maçı. Bakalım biz mi rakibe yerleştireceğiz? Rakip mi bize yerleştirecek? Hep beraber göreceğiz. Of, nedense gülesim geldi, çok saçma. Bu arada arkadaşlar, bir tane sarhoş kız videosu çekmiştim hatırlarsanız. Habire sarhoş kız diyorum, ismini söyleyemem, kusura bakmayın. Onunla buluştuk, detayları anlatacağım ilerleyen videolarda. Birazcık merak edin. Onun harici başka biriyle tanıştım. Onunla da buluşacaktık, Discord'daki insanlar yüzünden buluşamadım. Şey dediler, abi cevap verme, takma fazla falan dediler. Kız şu an İstanbul'a gidiyor. Geldim arkasından. Otomatik saldırı. W. Otomatik saldırı. Otomatik saldırı. Otomatik saldırı. Otomatik saldırı. Bir tane kaçırdık. Abi aklım gitti. Ölmedim değil mi? Minyonlar dönmeyin bana. Güzel oldu. Kazix'i atlayacak üzerime birazdan, izleyin. Tamam, şurada base atalım. Kazix'in geleceğine eminim. O yüzden burada base atıyorum. Harika lan. Süper başladık ha. Cheese taktiği works every time. İki tane hançer aldım. Tekrardan lane'ime gidiyorum. Birazcık ping var gibi ya da ben saçmalıyorum. Ping'im de yok aslında. Garip. Ha bu arada bu videoya 4000 like gelirse voli bir sorunsalı devam eder. İnsanlar bu videoya 4000 like atmış. O zaman devamını çekmeliyim. Yorum bırakın hangi sorunsallar istiyorsunuz. Ben gerçekten ilgileniyorum. Tek tek bakıyorum. Yorum okumak çok eğlenceli. Level 1 çiz taktiğini bence anladınız. W'yu sona kadar bekletiyorsun. Abi ping var ya, anlamadım. Bu ne böyle? Serverle alakalı sanırım. Bu adam W'sunu açmamış. Altında bar gözükmüyor. Çok ilginç. Sanırım misklik atıp başka bir skill'e vermiş. Yolunuzu elinizi boşa attıysanız lütfen bir daha kullanmayın. Aa, Kazix gelebilir. Bakın gelmeye başlıyor. Bir tane daha W'ya verdim. Buradan Kazix'e doğru ilerliyorum. O da bana geldi. Burada ölebilirim bu arada. Oha, bu hasar ne? Adamda eşya yok. İki tane Q attı sadece. Yani yalnız kalma hasarı nasıl bu kadar fazla? Sağlık olsun. Devam edelim. Asist gelir mi? Aradan böyle bir dakika falan geçti, asist gelir mi diyorum. Evet, set 4 level olmuş. Muhtemelen W'sunu açtı şu an. Burada lane falan dondurmayacağım. Voli oynamayı unutmuşum ya. Birazcık kendime gelmem lazım. Bir wave daha pushlayacağım. Sonra seti yolda yakalayacağız. Planımız bu şekilde. Aim indirdim. Dakika 5 olmuş. Kula... Aa, yapma onu kule ama ya. Gerçekten bundan nefret ediyorum. W atacak. Hiç word değildi bu arada. Sıkıntı yok. Voli bir sorunsallarını izlediyseniz benim bu kadar çok öldüğümü biliyorsunuz. Ama gerçekten bir sıkıntı var yani. Bu ping normal değil. Ben hissediyorum. İzlerken siz de hissediyor musunuz bilmiyorum ama... King ben varım diyor. 6 level olduk. Yine bir yolda yakalamayı deneyeceğim. Aa, gerçekten bakın W falan atıyorum, olmuyor. Çıldırırsın yani. Tekrardan minyonları yolda yakaladım. Gel set kardeş. Oo, direkt kaldırdı attı. Helal lan sana Talon. Flu altını alıp buradan bir vadiye gitmeyi planlıyorum ama. Kazix kesin gelecek ya. Şu an midde gördüm en son. Otomatik saldırı W. Aim'i biraz geç indireceğim. Oğlum Voli ile daha kolay kesiyorduk ya. Bu karaktere bir şey olmuş. Set gelirse fena patlarız. Kazix de buradaymış. Ya şu şom ağzımı açtığımda her zaman birisi geliyor. Bir tane zırh eşyası aldım. Devam edeceğiz. Burada böyle geliyorsun, bir risk alıyorsun. Bu riski almazsan oyunu kazanamazsın. Evet, 300 altın kazandım ama rakibe de 300 altın verdim. Üzerine 2 tane kule altını aldı. 350 altın gidecek. Ama ben ne yapacağım? Vadi açacağım. Kafa atacak, tek atacak. Buradan bir 800 altın. Diğer kuleden de 600 alacağız. Hadi bakalım. Planımız bu şekilde. Kazix burada bir yerde. Üzerime oynuyorsa Kazix buradadır. At kafana evlat. Keşke tarifi patlatmasaydım.
Bakın 800 altın geldi. Vay vay. Kazix kesin burada ama ya. Bak sırf Kazix'ten gıcık aldım diye maceracının pazu bende aldım. Normalde Vadiyaran alırdım ama bu gıcıklığı yapacağım. Ejderi pingleyelim. Ejderi al talon. Şimdi şey demeyin sakın ha, Tao ping'in bahane ediyorsun vesaire, alakası yok. Ben zaten hakkımla 4 defa öldüm. Onda sıkıntı yok. Benim sinir olduğum tek şey karakterin elini kaldırırken böyle donuyor olması. Yani benim oyun tecrübemi bozuyor. Konuşamadım. 600 altın daha. Yarmaya devam. Hadi Kazix gel kardeşim. Gelen giden yok, devam edelim. Bakın böyle bir pozisyonda sakın elinizi atmayın. Dojacaktır. Yat lan. Sinek seni. Geldik, kulelerini açıyoruz. Dakika 13'te oyun bitiriyorum, inanılmaz. Oğlum bu hareket hızı ne böyle ya? Oğlum bu sette mi bir şey var? Bak çıldıracağım. Pink adamın yanına gelince başlıyor. Tao soru işareti yazıyor. O hesapla daha video atmadım adam. Nasıl benim Tao olduğumu anladı? Aha Kazix. Flash'ını aldık. Ignite attım bile. Sırf bu red buff'ı alabilmek için bunların hepsini yaptım. Bu zahmete girdik. Oyunu birazdan bitireceğim canlar. Vadinin çıkmasını bekliyorum. Burada birazcık zaman geçiriyorum. 9 saniye kaldı. Sonrasında oyun bitecek zaten. Aa FF attılar. 15 dakikada oyun nasıl bitti? Oynat bakalım. Hadi gelin hasar tablosuna bakalım. Sonra ikinci oyuna geçiyoruz. Lütfen like bırakıp abone olmayı unutma. Hasar tablosundayız. Oo kutu kazandık. Bakın Voli 1 ile S kazandım. O kadar ölmeme rağmen artı 33 LP geldi. 4-4 oynamışız. 7800 ile oyundaki en yüksek hasarı biz atmışız. Bakın 8300 altın. Altında yaklaşabilen var mı? Bir göz atın abi. Şu adam var. Ona da 1300 altın fark atmışım. Kulelere toplam hasarda 9400 ile kocaman bir gökdeleni dikmişiz. Hazırsak ikinci oyuna geçiyoruz. İkinci oyuna geçtik arkadaşlar. Sonraki gündeyiz. Evet. Aradan bir gün geçti. Bugün ayın 12'si. Yarın doğum günüm. Büyük ihtimalle bu videoyu attığımda doğum günüm geçmiştir ama kutlayanlara çok teşekkür ederim. Klasik bir çiz saktiye atacağız. Çalıda beklemeye başladım. Karşımıza Cho'Gath var. İçinden geçeceğim. Abi şu an sonraki gündeyim ya. Video girişi yapasım geldi ya. Hadi yapayım mı bir tane? Ne olur yapayım. Hepinize selam dostlar, ben Tao. Bugün Volibear'la rakiplerin içinden geçeceğiz. Invade'e gelmiş hainleri yok edeceğiz. İlk oyun çok kısa sürdü, o yüzden ikincisini atmak istedim. Pençelerimiz hazır. Hadi bakalım. Şimdi bu Q atar mı ya da E atar mı? Hareket başladı. Güzel. İyi bir takastı. Dümdüz yürüyüp savaşmazlarsa yarı canla kaçıyorlar. Buna bir çözümümüz yok. Bence hiçbir sıkıntı yok. Birazdan 2 level olup adamın içinden geçeceğiz. Güzel. Şuraya bir totem bıraktım. W. E'mizi indirdik. Tüm minyonları değdirdiğinizden emin olun. Ah be bir W. Abi adam flash atıyor, bu da flash atıyor ama ya, haksızlık bu. Benim flash'ım çok yanlıştı bence. Yakalayamayacağımı bilmem lazımdı. Sıkıntı yok, devam edelim. Şöyle ittirmeye devam edelim. Volibear'ın olayı bu. Sürekli ittirip rakip kuleye hasar verip hitlesem bile kule altınları sayesinde, aynı zamanda minyonlar sayesinde oyunu kazanabilmek. Burada fena dive atasım var ama. Ekko'nun flash'ını aldık oyun başında. Sırf bu yüzden öldü eleman. Bu niye üzerime geliyor ya?
Tamam, bunlar böyle oynayacak. Bakın bir tane bile orman kampı yok. Bir tek kurtları var. Adam tapa peting atıyor. Bu sayede bot lane'imiz kasılacak. Hiçbir sıkıntımız yok. Çok ciddi söylüyorum, hiçbir sıkıntımız yok. Ben bir tane tırpan aldım, ilerliyorum. 0-2-0-3 başladıysan tırpan alarak oradan ekstra altın kasıp oyuna tekrardan dönebilirsin. Tekrardan geldim. 38 milyonu 28 milyon. Halen öndeyiz. Hiçbir sıkıntımız yok. Dümdüz edeceğiz lane'i. Bana güvenin ve bu videoyu izlemeye devam edin yani. Zaten diğer Voli 1 videolarını izleyenler biliyordur ne yapacağımı. Bak ilk kule altını burada aldım gibi. Hatta yolda şöyle adamı yakalayalım. Bunu her zaman yapın. Birazdan 6 level olup dive'layacağım. Bunları aldım da 6 oldum. Geçmiş olsun, çok at sana. Tamam, zorlamayalım. Ignite'ı bitti. İkinci kule altını aldım. Burada yine minyonları tutacağız. Sanırım yine Ekko geldi. Bir kule altını daha indiriyoruz. Gördüğünüz gibi 1v2 oynuyorum top lane'de. Sömüren bakış, ayakkabı, bir tane de tarayıcı aldım. 56 milyona 34 milyon. Bak, wave'imiz de güzel kaldı. Bu yüzden hızlı bir şekilde ittirip bir tane kule altına alacağım. Sonrasında vadi alıp oyunu bitireceğim. Ha bu arada Elo'dan bahsetmedim. Platin'le Diamond arası bir Elo'dayız. İlk 10 maç olduğu için insanların ligi yok. Benim de şu an 4000 ikili uzum olması lazım. İkili uzu da sağ olsun bir abimizle birlikte girerek aldım. Onun da bir kulağını çınlattık. Ekko'nun yerini görüyorum. Ya şu ana kadar sadece Cho'Gath'ın tanklığıyla hayatta kalabildi bu adam. Biraz da sanırım Voli 1 nerf yemiş. Okey, buradan vadiye gidelim. Tarayıcım bastım. Bunun bir anda gelip çalmayı denemez. Gerçekten moralim bozulur. 300 altınımı aldım. Şimdi bu vadiyi bir güzel açıp kulesini indireceğim. Vadiyi koydum. 400 altın gelecek. Burada tarih patlatmayın. 2-3 tane vurun. Bak, TWB taktiklerine gel ya. Lan smite attı ya. Şuradan base'imizi atalım. Buna yazı yazacağım. Baksana abi, rakip bot lane'in içinden geçmiş bizimkiler. Adam halen bana gank atmaya çalışıyor. Bakın, bunun bir sebebi de Ekko'yu sürekli tapa çekmem. Zaten amacımız bu. Hani tilt olduğum vesaire düşünmeyin. Sadece inanılmaz fazla geliyor. Bunu yapmaması lazım. Bana gelmeleri beni hoşnut ediyor zaten. Şampiyon seçim ekranında şey yazdım. Kha'Zix sürekli bot oyna. Ben zaten 1v2 atacağım. 99 milyonu 64 milyon. Çalı da bekliyor muhtemelen. Şuraya bir görüş totem atalım. Tam ortalarına bak. Çok güzel bir şekilde indirdim. Ekko gelsin bir daha. Hayret, Ekko da burada değil. Şu an işkence çektirecek bana ama. Çünkü çok fazla canı var. O hasar yiyor ama. Güzel. Bay bay. Ekko bak 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 bak, yılan geliyor. Onun da aklını alacağım şimdi, izleyin. Lan cana bak ya. Artık ölelim değil mi bir zahmet? Kule altınımızı almaya çalışacak. Hemen koşuyorum. İki tane vermezsem iyidir. Bir taneyi vereceğiz. Tarif girmiş çünkü. Lan vurmayın lan bana kuleye. Güzel. Aa, alabildi son anda. Çok unlucky ama ya. 122 milyona 81 milyon, oyundaki en yüksek milyon bizde. Dakikada bir türlü 14 olmamış.
O yüzden 2 tane kule altını verdik. Şimdi buradan 600 altın alacağım. Fena oynuyoruz bu arada ya. Bakın 2-3 falanız ama oyuna ne kadar katkımız var. Tamam, rakip ormanı alacağım. Mavi güçlendirme üzerine vadi çıkıyor. Hepsini indireceğim. Böyle yukarı doğru kiteleyin. Evet, geldi bile Lucian. Harika. 300 altın daha kazandık. Dakika 15'te bakın. Dakika ile birlikte farmımız aynı gidiyor. Birazcık daha rakip ormanda dolanacağım. Kulemi alsınlar, sıkıntı değil. Ha, burayı görüyorlar sanırsam ya. Baksana Eko geliyor. Sıkıntı yok. Tamam, eşya alıp bota inelim. Bota geçiyorum. Kaysa. Adama yazmam gerekeni yazdım. Bir tane zırh ayakkabısı aldım. Hemen bota geçiyorum. Saldırı hız ayakkabısı alırsanız gerçekten çok hızlı kule açabiliyorsun. Zırh ayakkabısı alırsan da böyle Zed gibi, Lucian gibi karakterlerden çok hasar yemiyorsun. Ya ben genelde saldırı hız almayı çok seviyorum. Bazılarına da saçma gelebilir çünkü bunu genelde ADC'ler falan alıyor. Ama cidden Voli 1'e mantıklı oluyor. Rakipleri göremiyorum. Umarım buraya gelmiyorlardır. Buraya geliyorlarsa öleceğiz. Ona yapabileceğim bir şey yok. Vadimizi açalım. 600 altınımızı alalım. Gel buraya gel. Yok abi, Aydan kaçabildi. Dakika 17, 161 farmımız var. Sarayıcının da böyle bir güzelliği var. Kullanın abi. Burada durarak şuradaki totemi görebiliyorsun. Tırpanı da bitirdiğimiz için oradan 450 altın kazandık. Satınca da 160 altın. Yok, 180 altın geliyormuş. Daha iyi. Böyle vuruyormuş gibi yapacağım. En son burst diyeceğim bu adamı. Ya cidden iyi Ekko oynuyor ama helal olsun ya. Tebrik ediyorum kendisini. İten bitecek, salsana dedim elemana. Salmadı. Tam şu anda Doran yüzüğünü sattım. Omurgamız bitti. Bot lane iniyorum. 156 zırh, 106 büyü direncimiz var. Bakın buradan 35 zırh büyü direnci kazanıyorsun. Üzerine 50 saldırı gücü. 400 can. Bayağı iyi. Ya bu saçma oldu ama şu an ölmeleri. Çünkü ejder çıkıyor. Şurada Zed'i yakalayacağım. Oğlum Cho'Gath'a mı ölüyor bunlar? Senna harbiden güzel oynadı. Gördüğünüz gibi ejderi aldırdım takıma. Ya bunu ben yaptım diye söylemiyorum arkadaşlar, bakın kesinlikle yanlış anlamayın. Sizler de yapın diye zaten bu videoyu çekiyorum. Ben zaten voleyi öğrenmişim. Yapabileceğim ekstra bir şey yok. Sadece bunu size öğretmeye çalışıyorum. Bu videoların amacı bu zaten. Baron'u aldık. Bak bir de hani ejdere geldikleri için Baron'u da verdiler. Geçmiş olsun rakip takıma. 4 top yapın. Ben bottan gideyim. 2 kişi gelirse siz de 3v4 yaparsınız dedim. Bekleyeceğim itmenizi. Bak burayı çok zorlamayacaksın. Geri çekileceksin. Adamlarımız itsin. Şunu ama gitmesi lazım. Sen de topa git. Tamamdır. Onlar taptan itiyor. Ben bottan itiyorum. Güzel güzel şeyler olacak. Biraz minyon beklememiz lazım. Kule zaten ufaktan yıkılıyor. O item biraz geç aldın sanki ya. Kule ne elveda. Bizimkiler de oradan kule açıyor. Yapabilecekleri hiçbir şey yok. Var mı bir yardım? Ben buradan devam edeyim. Bir tempingliyim.
Bak burada böyle bekleyebilirsin. Minyonları güçlendiriyorsun zaten. Bak nasıl vuruyorlar. Güm güm güm. Tek atıyor kuleye bak. Bak iki tane izle. Güm güm. Burada seninle ultisi gelmeyecek. Öldük o yüzden. Diğerlerini ne yaptı? Ben onu anlamadım. Neden mesela base attı şu ikili? Anlayabilen var mı? Sıkıntı yok hiçbir türlü. Kankalar cehennem maskesi aldım. Bu eşyayı neden aldığımı anlatayım. Rakiplerin büyü direncini kırıyor, sana ekliyor. Çevrende 5 tane rakip varsa 9 x 5 45 üzerine eşyadan 40 büyü direnci geliyor. Toplamda sana 85 büyü direnci veriyor. Çok iyi değil mi? Bir de misal Ekko'nun büyü direnci kaç şu an? 54 değil mi? 25 çıkar kardeşim. Adamın 29 büyü direnci kalıyor. Bizim skill'lerde çok fazla vurduğu için Ekko bir anda bayılacak. Bunun garantisini veriyorum. Hadi bakalım bir oynayalım. Şöyle orman bitkilerini kullana kullana ilerliyorum. Takıma 1-3-1 yapalım dedim. İlerliyorum. Ama base atıyorlar ya. Base atarsanız kasılıyorlar söyleyeyim dedim. 186 zırh, 172 büyü direncimiz var. Kuleni aldım ben senin. Birazcık karıştı ya. Sıkıntı yok abi, her türlü kardayız. Yani adamların base'ini açtım, birazdan oyun bitecek. Bir Zonya yakışır şu an. Böyle ne bileyim 750'ye yakın param varsa bu kronometreyi alman lazım. Bir fight da seni kurtarabilir. Baron çıkıyor, Baron'u pingleyelim. Ejder ruhunu da almışız. Son kez bir hatırlatayım, video hoşunuza gidiyorsa, bir yenisi gelsin istiyorsanız 4000 like atmayı unutmayın. 4000 like'ı gördüğüm anda yenisini çekmeliyim deyip çekeceğim. Bana uzak durun kankalar. İtem çalışsın. Bitirek. Evet, Baron güçlendirmeli minyonları. Bakalım nasıl tutacaklar. Ya bu voli en azından 3 kişinin tutabiliyor olması lazım. Ya 3 kişinin tutması lazım. Tutabiliyor değil. Tutamazlar zaten de. Bir tane daha vurabilsem. Oğlum çok canavarız ya. Ya bu cehennem maskesi inanılmaz yakıştı Voli'ye. Oyunun da bir güzel sonuna geldik. FF mi attılar? Ya da imitörü açıp oyunu bitirdik galiba. Hadi gelin hasar tablosuna bakalım neler yapmışız görelim. Artı 28 LP geldi. Voli 1 ile SRT kazandık. 9-5-1 oynadık. 16.579 altın. Şöyle bir bakıyoruz hep beraber. Altında bize yaklaşabilen kimse var mı? Rakip takıma bakacağım. Kendi takımıma bakmayacağım artık. Şu adama 4000 altın, 4200 altın farkı yapıştırmışım. Hasar tablosuna geldiğimizde 32.000 ile kocaman bir gökdeleni dikmişiz. Kulelere toplam hasarda 11.000 ile yine kocaman bir gökdeleni dikmişiz. Voli 1 sorunsalı böyleydi. Umarım sizlere bir şeyler katabilmişimdir, bir şeyler öğretebilmişimdir. Elimden geldiğince mantıklı olan her şeyi anlatmaya çalışıyorum. Tekrardan belirteyim, 4000 like'da devamı gelecek. Abone olup yorum bırakmayı unutmayın. Başka hangi sorunsallar gelsin? Yeni sezonda beraber lig atlamaya devam edeceğiz. Öpüldünüz, tav kaçar, hoşça kalın, bay bay. Bu arada doğum günüm özel, teşekkürler özelliğinden bir donate atabilirsiniz. Doğum günüydeyiz. Seviliyorsunuz. Bay bay.